Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan okuyorum. Üçüncü nükte. Evet, kahr ve cebir ile, yani dayatma ve zorlama ile zahir bir hakimiyet, yani dayattın ve zorladın. Bir hakimiyet olur kişinin üzerine, silahı dayarsın veya tehdit edersin. Bir hakimiyet olur ama daimi olmaz. Sathi olur. Yani geçici olur. Kısa bir zamanda ipka olunabilir. Yani kısa bir zamanda geçerli bir yöntem olabilir. Fakat bütün kalplere, yani bir kalbe değil, bütün kalplere, fikirlere, ruhlara, bak kalplere, ruhlara, fikirlere icra-i tesir ederek, yani oraları uyandırarak, uyandırmak için oraları bilmek lazım. Mesela ruha gıda olacak bir şeyi vermesi için ruhu bilmesi lazım. Hayvan bakıcısı bile ahıra girdiği zaman 10 çeşit hayvanın nereye muhtaç olduğunu, hayvanat bahçesini düşünün. Hepsine ayrı ayrı bir muamele var. Geçen gitmiştik. Neredeydi? Burada mıydı ya? Bremen'de. Bremen'de değil mi? Bir ucundan bir ucu belli değil. Hepsi ayrı ayrı bir tür. Değil mi? Kuş vardı vesaire. E şimdi bunları bir kuş ya, hepsinin ısısı, yaşadığı coğrafya, fiziksel konum, gıda bakımından hepsi farklı. Bilmesen bakamazsın. Şimdi kalpleri, ruhları, akılları tatmin edeceksin. E baksan bu asrın insanları bundan çekiyor. Buhran, bunalım, kimin düğmesine basarsan bas. Hep sıkıntı, stres, buhran, bunalım, panik atak, depresyon bunlardan kaynaklanıyor. Yani mideyi doldurduk, doğru. Uşkurluğumuzu memnun ettik, doğru. Ama akıllar ve kalpleri, ruhları tatmin yok. E motor yanıyor tabii. Hararet ibresi yükselmiş. E nasıl tatmin edeceksin? E gıda yok. E geri döneceksin, otobandan geri dönüşte yok. Zor ya. En kısa bir zamanda otobanda en kısa mesafedeki çıkıştan çıkacaksın. Çıkman lazım. Yani nasıl tatmin edeceksin? Bak kardeşim, ruhu tanımayan, ruha gıda olanı nereden bilecek? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam psikiyatrist ve psikolog değildi ki. Böyle bir fakülteyi bitirmedi. Ama ruhların gıdasını veriyor. Akıllara istikamet veriyor. Ya nereden bilecek ya? İçtel donanımı. Yani daha biz kendimizi tanımıyoruz. İç yapımızı bilmiyoruz ki. Tanımıyoruz. Kendimizi tanımlayamıyoruz ki. Tanısak hangisine ne gıda vereceğimizi bilirdik. Bilmiyoruz. Şeyde, güneyden geliyorum da. Güneyden doktora gitmiş. Doktora gitmiş. Münih, Augsburg, Schweinfurt o taraftan geliyor. Doktora demiş ki, doktor bey, bak şuraya bak, temel şeye bak. Alman. Kendimi iki tane zannediyorum. Nasıl? İki tane zannediyorum. Allah Allah. Nasıl oluyor? İki kişilik hissediyorum kendimi. Bir böyle, bir böyle. Aynı konu hakkında farklı fikirler beyan ediyorum. Tercihlerim oluyor. Bir böyle, bir böyle. Doktor ilaç vermiş. Kendini tek hisset diye. Bu 5-6 ay oluyor. Belki de 8 ay gitmiş. Hala ilaç kullanıyor. Yeni bir şey yok. Değil mi? Uyuyor. Daha tek alamamış. Yok. Teke inmemiş daha. İnmez ki insin. Neyse demişler ki burada bir manyak geldi. Böyle kafadan eksik bir adam var. Bir ona git. Doktor mu? Değil demiş.
Derse gelmiş. Derse de şu anda olduğu gibi kendini farklı kişilik hissedenler oluyor. Ben de buna ait gayri ihtiyari ders yaptım. Kardeşim kendin iki değil, üç tanesin. Hayda. Doktor tek hissettiği ilaç veriyor. Bir yere gidiyor, üç tane hissedeceksin diyor. Nasıl oluyor üç tane? Bak, kendini üçe ayıracaksın. Benim nefsim odundaki duman. Benim ruhum odundaki nur. Ben olan ben. Bu bedende odun. Yani insan üç tane temel yapısı var. Nefis, ruh, ikisinden bağımsız. Bunları onaylayan veya reddeden, idare eden benlik, ben olan ben. Şimdi nefis diyor ki haşallah yoktur. Bu diyor ki tövbe estağfurullah ya. Bu diyor ki çak onu. Oğlum ayıptır ya. Al onu. Ya haramdır. Bak onu. Olmaz ya, ayıptır, günahtır ya. İki ikilem var. Adamın ruhu yok ki bu Alman'ın. Yani bilmiyor ki. Onların ruh ve hayattan kastettikleri bedensel haz hislerdir. Nereden bilecek öteki taraf? Niye anlatıyorum bunu? Bir şeyi tanımak ve ona uygun malzeme vermek için onu bilmek lazım. Adam ruhunu bitirmiş. Ruhtan haberi yok ki. Bir psikiyatrist bir doktor, psikolog bir doktor, ruhu inkar eden bir ateist, doktor olmuş, ruhsal tedaviye bürünmüş. Reddettiği, inkar ettiği şeyi. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kalpleri, fikirleri, ruhları icra-i tesir ederek, yani öyle bir malzeme veriyor ki hepsini yerine koyuyor, kıblesine koyuyor. Kalbini kıblesine koyuyor, ruhu kıblesine koyuyor. Akla malzeme koyuyor. Zahiren ve batinen beğendirmek şartıyla vicdanlar üzerine hakimiyetini muhafaza ve ipka etmek. Yani en büyük harika olmak ancak nübüvvetin hasalarından olabilir. Şimdi öyle bir insanlar ki bunlar, ben bir şey anlatayım size, aklınız durur. Hayret içinde kalırsınız kimlerin yanına gelmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam geldiği kavim o kadar kibirli ki, kibirli, aynı kitapta şöyle yazıyor. Yürürken altını düşse ki düşmüş. Eğilmek gururlarına zor geldiği için elip almıyorlarmış. Aşağılık kabul ediliyormuş toplumda. Elinden düşen altını almak. Pabuç ayağından çıktı yürürken. Eğilip dönüp ayakkabısını giymiyormuş. Bunları secde ettirmek. Böyle insanları tamir etmek. Selahattin abi duymuş muydum öyle bir şey? Böyle parayı düşüp de almaması. Ya. Altın altın. Aynı böyle yazıyor. Şimdi gel bunlara ilk birkaç tanesi yapmış bir grup. Ya Muhammed aleyhisselam. Biz iman ederiz ama bir şartımız var. Biz diyor secde etmeyiz yalnız. Secde etmeyeceğiz. Peki demiş. Sonra içeride baktı ki farklı yapılanmaları fark etti. Farklı yapılanmaları fark etti. Ha, ona terbiye etti. Onları terbiye etti. Sonra kendileri secde etti. Ya böyle bir kavim ya. Bunları nasıl tamir edeceksin ya? Kızını canlı canlı gömebilecek kadar katı kalpleri tamir etmek kolay mı ya? Yani böyle bir kibir, böyle bir gurur. Para altın düşmüş almayacak kadar böyle kafa. Bunu nasıl indireceksin ya? Bu nafsi insan. Peygamber Aleyhisselam nasıl muvaffak olmuş ya? İnsan hayret ediyor ya. Nasıl bir pedagog? Nasıl bir terbiyeci? Yani verdiği dersi ta damara giriyor. Damara gidiyor. Dördüncü nükte. Evet, tehditlerle, yani kolunu sağlaya sağlaya bir ortamda değil. Kürsüye oturmuş, kütüphanesi var, hizmetçileri var. Birisi kahve getiriyor, birisi çay getiriyor.
Danışmanlar var, soru soruyor. Gidin araştırın diyor, ben bir şey yazacağım diyor. Öyle değil. Böyle danışmanları yok, kütüphanesi yok. Dağda, bayırda, devenin üzerinde ayet geldi. Ya bir deri parçasına, ya kemiğin üzerine ayetler yazılıyor. Ya bir eğitim almamış arkadaşlar, bir eğitim almamış. Okuma yazması yok. Kendileri de söylüyor zaten. Ümmi. Ya bir kütüphanede oturup yazılmamış. Fiziğin zirvesinden bahsediyor. Kimyanın zirvesinden bahsediyor. Bu denilecek şey mi? Siz diyor kainatı sabit zannediyorsunuz. Oysa biz kainatı genişlendiriyoruz. Hubble değil mi teleskopuyla ancak tespit edilmiş? Kainatın hakikaten genişlediğini. Bunun teleskopu mu vardı? Gibi. Bir de tehditler var. Korkularla, hilelerle, efkaramayı başka bir mecraya çevirmek mümkün olur. Fakat tesiri cüzidir, sahtidir, muvakkat olur. Yani korkuyla, tehditle, baskıyla, hileyle insanları kandırabilirsin. Ne kadar? Yani kısa bir dönem. Fakat cüzi ve geçicidir. Daimi değildir. Yani sen korkuyla, hileyle adamı vicdana hitap etmiyorsun ki. Silahı dayadın kafasına, tamam diyor. Ama kalbi değil. Muhakeme-i akliyeyi az bir zamanda kapatabilir. Yani doğru düşün, hipnoz olabilir adamlar. Ama irşadı ile kalplerin derinliklerine kadar nüfuz etmek, hissiyatın en inceliklerini heyecana getirmek, istidatların inkişafına yol açmak, ahlak-ı âliyi tesis ve alçak huyları imha ve izale etmek, cevher insaniyetten perdeyi kaldırıp hakikati teşhir etmek, hürriyeti kelama sermek ancak şuay hakikattan müktebes harikulade bir mucizedir. Şuraya bak ya. Bir de okuyayım şurayı. Fakat tesiri cüzidir hile ile, tehditle, korkularla. Hele ki o adamları vahşi ya. Şimdi Mekke'ye gidenler de bilir. Arabistan'da olanlar, o siyah adamlar Arap değil. Millet Ümre'ye haca gidince orada gördüğü yanlışlıkları Araplar böyle diyor. Arap değil. Afrika değil. Yamyam Afrika'dan yamyam tipli insanlar yani. El İslamiyet'ten de alakası yok böyle. Gelmiş oraları muraları şey yapıyor. Yani o insanı alacaksın, sahabe yapacaksın. Sonra muhakeme akliyesini, yani kişilerin akli muhakemelerini öyle malzeme vereceksin ki o akıldan çıkacak sözleri ve davranışları eline kantar ve metre verip ölçerek yapacak. Yani biz hani her konuştuğumuzu, her yaptığımızı düşünerek, tartarak, ölçerek yapmıyoruz. Sonra pişman oluyoruz. Ne yapıyoruz? Langur diye gönderiyoruz. Sonra bedelini ödüyoruz. Yani bu insanlara öyle aklını talim edeceksin, aklına malzeme vereceksin, istikamet vereceksin, muhakeme-i akliyeyi az bir zamanda kapatabilir. Muhakeme-i akliyesini yani az bir zamanda terakki nasıl ettireceksin. Ama irşadı ile kalplerin derinliklerine kadar nüfuz etmek. Yani öyle bir irşad edeceksin ki kalpteki ulvi duyguları oynatacaksın. Yani kendinden zevk almaya hale getireceksin. Bu asın insanları kendisine nefret ediyor. Seni nasıl sevsin? Kendisini sevmiyor ki. Öyle değil mi arkadaşlar? Çoğu insan, bu asır insanı, maneviyatsız insan kendisini tanımadığı için kendisini sevmiyor. Özgüveni yok. Şöyle diyor, ben de bir şey olmaz. Yat canım, beceremem ya, ben yapamam ya. Ben kim ya oğlum? Diyor. Beceremem, yapamam, edemem. Diyor. Ne yapıyor? Dibe iniyor. Yani özgüvenini kaybediyor. Sevmiyor ki kendisi. Nereden biliyorsun sevmiyor? Sevse kendisine yatırım yapar. Kendisine yatırım yapmak, ya bir kitap okur, ya birisini dinler. Yani aklını ve kalbinin peşine koşar. Sıkıntısını bastırmak için ya uçkurluğuyla veya mide arasında koşuşturup duruyor. Yani onlarla mesela diyelim ki gol, tamam bu, tamam da ne oldu yani?
Tamam da ne oldu? Yani ne değişti? Senin ecdadın var ya Fatih Sultan. Topkapı surlarına bakın. Hakiki topu Bizans'ın kalelerine soktu. Sokmadım. Golde bağırmadın. Ya soktu yani kalelerine o topları. 21 yaşında. 21 yaşında biz daha taharet almayı zor biliyoruz. Şimdi kalbe ineceksin. Peygamber aleyhissalatü vesselam. O vahşi insanların kalplerine ineceksin. İki ağızlı anahtar gibi kalbi tamir edeceksin. Kalbi tamir edeceksin ya. Nasıl bir şey? Nasıl ineceksin? Kalbe hitap edeceksin. Ya var olan kitabı biz anlamıyoruz. Bu kitaplar veya İslami kitaplar insan üzerine yazılmış. Hepsinin kaynağı Kur'an. Bu kitapların kaynağını yazan haşa bu olsa bile hani buna desek ümmi ya okuma yazması yok. Onun eliyle gelen Kur'an. Bir bak bakayım İslam dünyasının onun hakkında Kur'an üzerinde sünnet-i seniye üzerine ne kadar kitaplar çıkmış. Sen de bir kitap yaz da onun uğruna canlar verilsin. Sen de bir kitap yaz da o kitaptan her asırda ahkam çıksın. Sen de bir kitap yaz da kalpleri talim etsin, kalpleri tenvir etsin, akılları talim etsin. Sen de bir kitap yaz da ölüm anında may zemzem gibi gelsin. Hissiyatın en inceliklerini heyecana getirmek. Hisleri heyecana getiriyor ve onlara istikamet veriyor. İstidatların inkişafına yol açmak, bir de kabiliyetine göre mecra veriyor. Eğitim. Mesela sahabeleri farklı farklı sahalarda çalıştırıyor. Ensar, muhacir, ticarette, hadisin muhafazasına, efendim ayetin muhafazasına, ticarette, sanatla, çiftçilikle, orduyla vesaire hepsine taksim etmiş. Hepsine ayrı bir istidatlarına inkişaf vermiş. Ahlak-ı âliyeyi tesis ediyor. Ahlak-ı âliye. Yani yüksek ahlakları tesis ediyor. Çok acayip bir şey ya. Hadis-i şeriflerinde ta o zaman denmiş. Peki o zaman söylediği o ahlaki değerler şimdi ihtiyacımız yok diyebilir misin? Bak o zaman vallahi içkiye haram dedi ama şimdi pek ihtiyacımız yok. O zaman yalana yalan doğrudur dedi. Doğru değildir dedi. Şimdi ihtiyacımız yok. Bak neler demiş. Yalan konuşmayacaksın. Haram yemeyeceksin. Kimsenin ahını almayacaksın. Vefasızlık yapmayacaksın. Hasedini kontrol edebilmek için ona devamlı dua edeceksin. Duayı bırakmayacaksın. Silah-ı rahmi kesmeyeceksin. Egoist ben merkezli düşünmeyeceksin. Niçin yaşadığına samimi cevap arayacaksın. Üzerinde hakları olanların gönüllerini alarak haklarını helal ettireceksin. Kendine maddi ve manevi yatırım yap ve kıymet vereceksin. Gıybetten, iftiradan veya bunlara alet olmaktan vesile olmaktan uzak duracaksın. Suizanla şiddetle kaçınacaksın. İş dünyana, hayaline, merakına hakim olacaksın. Gurur, kibir, haset, ben merkezlikten, ümitsizlikten, korkulardan uzak duracaksın. Tefekkür ehli olacaksın. Teslim ehli olacaksın. Kendini keşfetmeyi, kendine döneceksin. Başka memleketleri keşfetmeyi değil, Amerika'yı keşfetmeyi değil, kendini keşfetmeye çalışacaksın. Evratlarını sakın bırakmayacaksın. Namazı vaktinde vesaire diye devam ediyor. Böyle ahlak âliyeleri sıraladım ben. Hani topladım. O zaman denmiş. Şimdi niçin okudum? Bu söylediklerinden bu zamanda ya bu maddeye pek ihtiyaç yok ya. İki diyebilir miyiz? İkide bir meclislerde kanun değişiyor. Hükümetten hükümete, seneden seneye kanunlar değişiyor. İslam'daki hükümler ve kanunlar o kadar sabit ve sağlam ki gün geçtikçe sağlamlığını ve doğruluğunu daha güzel ispat ediyor.
alçak huyları imha edeceksin. Bizzat yaşayarak. Kötü ahlakı nasıl yok edeceksin? Güzeli yaşayarak. Güzeli yaşayarak kötülüğü yok etmiş. Sonra cevher insaniyetten perdeyi kaldırıp hakikati teşhir etmek. Yani insanın bloke eden dimağına ve kalbindeki perdeleri kaldıracaksın hakikatla, ilimle. O zaman ya Mekke'yi biliyorsunuz iki vadi arasında. Mektep yok, irfan yok. Şeyh yok, ustad yok. Alim yok, fazıl yok. Yok bir şey ya. Yok. Gattarlık var, zulüm var. Kervanlar soyuluyor, insanlar gömülüyor. Adamlar kesiliyor. Pazarda sır satar gibi kadın ve erkek satılıyor. Ya hayal edebiliyor musun ya? Böyle bir dönemde. Ya bu ruhsal fikri ve kalbi ve ruhu dersleri nereden bilecek bu ya? Bizim babaannelerimiz, dedelerimiz, evde annelerimiz, babalarımız bu kadar anlattığı halde bu kadayız. Boş değiliz ki ya. Babaannelerimizi de babanızdan bir şeyler kaptık yani. Bunlar hiç olmadığını hayal et. Nasıl olacaktın? Doğruluk kavramı yok. Ya. Bak İslam'dan uzak olan bak kamplar var. Çıplaklar kampı gibi. Bu burada varmış. Orada da insan satılıyormuş biliyor musun? Çırı çıplak. Pazarmış ya hayvan pazarı gibi. Bakıyorsun organlarına, tipine, boyuna, kilosuna. Ha bu köleyi alıyor. İnsan alıp satılıyor. Şimdi de yapılmıyor mu? Evet, kiralıyorsun adamı. 5 saatliğine, 2 saatliğine, 10 saat, 1 ay kiralıyorsun adamı. Satın alıyorsun. Resmiyen de. Seni bak mesela bir tanesi söyle ben yalan söylüyorum. Aldığınız maaşın Almanya %40'ını vergi almıyor mu? Alıyor. Geri kalanın %19'u markette alışveriş yaparken oradan vergi kesmiyor mu? Oysa alınan maaşın %40'ını almıştı zaten. Bir de dükkanda alışveriş yaparken geri kalanın %19'unu da alıyor. Bunu da ne senin resmi köle değil misin şimdi? Hepimiz öyleyiz. Yani sen 1200'ün 1800 euronun %40'ını aldın. Tümünün aldın zaten. %40'ını aldın. Neyin aldın? Tümünün aldın. Bir de geri kalanın %19'unu markette alıyorsun. Petrolde alıyorsun. Bilmem nerede alıyorsun. Adamı 1800 euro alanın en fazla kendisine bırakılan 300 eurodur. İşgal edilmiş yani insanlar ve uyuşturulmuş. Bu dersler ancak böyle sallanıyor adam. Hakikaten ya diyor ya. O kadar acayip resmi ve medeni bir üfleyerek zulümler yapılıyor şimdi. Petrol için milyonlarca insan kesiyor bu Avrupa. Orta Doğu'daki Srebrenica katliamı, Irak'taki Afganistan katliamı bunlar yapmış. 150 tane Afgan'ı yanlışlıkla diye uçakla vuran Alman. Yani medeni bunlar değil mi medeni? Yani petrol için katliam yapan insanlar ya. Hani peki bu medeni içinde bir de o vahşilik de katlanırsa kural tanımaz bir ton. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakikaten tuhaf ya. Adam böyle bir karamanlık oluyor işte bir tane arabalarda bir tane şey yapıyorlar. Bir adam var böyle kafasına şey sarmış. Özgürlük savaşçısı diye. Fiber şey midir? Jaguar. Ha o işte o adam. Arkaya bu kimindir dedim ya böyle. Hayırdır dedim ne astılar dedim. Ya özgürlük savaşçısıymış böyle. Ne olmuş? İnsanların sömürme midesini. Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların bedenini yani hayatını sömürmenin dışında akıl, kalp ve ruhunu sömürmesini ortadan kaldırmış. Hürriyeti kelam vermiş. Peygamber'e şunu diyebiliyor bir sahabe. Ya Resulallah bu fikir senin mi vahiy mi? Benim fikrim diyor. O zaman ben bu fikre karşı fikrim var diyor. Sen şimdi Cumhurbaşkanı'na diyeceksin ki Almanya Veysel Başbakan benim ayrı bir şeyim var. La bir milleti eleştirmek burada kanunen suç değil midir? Yahudi'yi eleştirmek suçtur. Türkiye'de bir adamı sevmiyorum dese suçtur. Ya ne acayip bir şey ya. Bir topladığın zaman insanın aklı gidesi geliyor. Ne demek ya sevmek zorundasın. Evet sevmek zorundasın kardeş.
kalplere müdahale ediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam insanın cevherinin üzerindeki bu ve sayamadığımız nice perdeleri kaldırmış. Hürriyeti kelam vermiş. Hürriyeti fikir vermiş. Vermiş ya. Tabi Allah çarptırmış. Perdeyi kaldırarak hakikati teşhir etmek. Hürriyeti kelama serbesti vermek. Ancak şuayi hakikattan muktebes harikulade bir mucize olabilir. Ancak bir insan bunu yapamaz kardeş. Tek başına mümkün müdür? Tek başına bunu yapamaz. Evet, asr-ı saadetten evvelki zamanlarda kalp katılığı ve merhametsizlik öyle bir hadde bağlı olmuştur ki kocaya vermekten ağır ederek kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi. Asr-ı saadette İslamiyet'in doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde evvelce kızlarını gömerlerken müteessir olmayanlar İslamiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. Acayip bir şey. Bedüzzaman Hazretleri zamanında da olmuş. Böyle o kadar insan vampiri vahşi ki böyle adam öldürmüş. 3 tane mi 5 tane mi öldürmüş. Koğuşuna koydular. Orada da zincire bağlamışlar. Yani adam koğuşta da zincir. Bedüzzaman Hazretleri'ni onu koğuşuna koydular ki zinciri de çözmüşler. Bunu da kessin diye. Bu adam Bediüzzaman Hazretlerine şunu soruyor. Belirli zamandan sonra. Ustadım demiş, karıncayı öldürmek günah mıdır? Adamı keserken günah mıdır diye sormayan adam, efendim tahta kurusunu. Tahta kurusunu öldürebilir miyim diye onu soruyor. Adam öldürürken sormuyor. Bediüzzaman Hazretlerinin babasının malı mıydı? Yok. İslamiyet işte. İslamiyeti veriyor. Şırınga ediyor. Adamın da nasibi varmış. Adam 3 tane adam öldürürken sormayan, sorgulamayan vahşi bir tahta kurusunu öldürebilir miyim? Ya bunlar nedir? Meyvedir, meyve. Şöyle meyve. Bir ağaç hakkında şüphe ediyorsunuz. Armut mudur, şeftali midir, erik midir? Canlı mıdır, cansız mıdır? Kışın belli değil ya. Baharı beklediğin zaman baktın ki meyve vermiş. Hah, canlıdır. Canlı değildir artık, ihtimal gitti. Şeftali verirse demek armut değil. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın terbiyesinden ders alanlar, sen mesela, sen de onun meyvesisin. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğruluğuna en büyük delillerden bir tanesi de sensin. Ne demek bu? Senin doğruların yanlışların yok mu? Senin bu doğruların yanlışların senin var. Şeyin yok, almanın yok. Mesela öyle bir ahlakı değerler var ki senin aklın duruyor. Hiç kale bile almıyor adam. Senin niye bunlar var? Sen demek ki senin bir doğruların var ya. Nereden aldın? Seni ondan ayrı kılan, imtiyazlı kılan nedir? Davranışların ve fikirlerini ondan ayrı kılan nedir? İçerisine koymuş olduğun manadır. İslam'dır yani. O zaman İslamiyet'in meyvesiz sensin. Çünkü bir kısım doğrularım vardı. Acaba böyle ruhi, kalbi, vicdanı bir inkılap hiçbir kanunla tatbik edilebilir mi? Yani aklını, kalbini, ruhuna inkılap ettireceksin. Bu aklını, kalbini, ruhunu inkılap ettirip hakikati koymak acaba hangi kanunla, hangi psikologla mümkün olur? Neyle yapacaksın? İnsanların aklını talim edeceksin. Kalplerini tembir edeceksin. Ruhlarını inkişaf ettireceksin. Doğruluk ve yanlışlık ölçülerini koyacaksın. Yani dünyada yaptığın ameli ahirete göre hesap edeceksin. Ya caiz değil ya bu. Allah bana sorar ya. Bak 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 ne yapıyorsun? Dünyadaki icraatı ahiretteki hesaba göre yapıyorsun. Farkında mısın? Bu ne biçim terbiye? Ya buna bu denilmez ya. Niye? Ya kul hakkıdır, ne yapacağım ya şimdi? Tam bir fırsat. Aldatmak için tam bir fırsat. Saf bilmiyor. Geldi dükkanına. Evet o bilmiyor ama onun sahibi biliyor. Bakın dünyadaki fiiliyatını kantara, dengeye getiren ruh ahiretteki hesap. O zaman
Ahiret inancını dünyada kullanıyorsun zaten. E inancın dünyadaki karına bakın. İnancı ortadan kaldırırsan niye zulmetmeyeceksin ki? Niye merhamet edeceksin? Ahirete inanmayanın hırsızlık yapmıyorsa ahmaktır. Çünkü nasıl hesap yok? Hesap yok. Niye ben yapmayacağım ki? Her şey yapabiliriz. Onun için felsefede Tao'nun felsefesi, Karl Marx'ın felsefesinde ana ruh sıkarsan su çıkar. Menfaat, bak menfaatı ve lezzeti varsa o şey doğrudur. Zararı ve elemi varsa o yanlıştır. Bakın doğru ve yanlışlık kavramına bakın. İçerisini neyle doldurmuş? Menfaatı ve lezzeti varsa doğrudur. Zararı ve elemi varsa o yanlıştır. Egoistik oluyor o zaman. Ne olacak yani? Kendini düşünüyor. Yani şeyde ben yaşadığımda sizin yaşınız müsait değil 75'lerde eşitlik meşitlik deniliyor. Kapital bir bakıyorsun ki lokallarda dev gençte ilerici liseli gençlik dernekte bakıyorsun Marlboro ve Coca-Cola'lar içiliyor. Bilmem gidiyor fabrikalar yakılıyor bilmem şeylik getireceksin diye zulümler yapılıyor. Yani ne acaba yani neyse onlara girmeyeceğim. Alemce malumdur ki az bir kavmin adetlerinden hakir, emniyetsiz bir adeti kaldırmak veya zelil, miskin bir taifenin cüz-i zayıf huylarını ref etmek büyük bir hükümdara uzun bir zamanda bile çok zahmetlere bağlıdır. Mesela bir tane ahlakın var senin. Beğenmiyorsun. Hakikaten kötü de oluyor. Yani neticesi itibariyle eyleme dönüşünce zarar görüyorsun o ahlakından. Ondan rahatsız olduğumuz halde kalkmıyor değil mi? Kaldıramıyoruz o huyumuzdan. Ya bu peygamber geliyor. Bu kadar ta dem ve damarlarına karışmış olan o kötü huyları kaldırıyor. Onun yerine yenisini koyuyor. Kopyala yapıştır. Neye benziyor biliyor musun? Diyelim ki X denilen bir dosya var masa üstünde. Başka yerde bir şey getirdin adı o da X. Yapıştır deyince bilgisayar ne sorar? Aynı isimde dosya var diyor. Üzerine yapıştırayım mı? Yapıştır diyoruz. Az artık üzerindekiler yok olur. Yeni yapışan o hakim olur. Öyle değil. İşte kötü sıfatlara da kes kopyala yapıştır. Ya aynı isimde var diyor. Üzerine yaz. İsim aynı. İçerikli farklı. Şimdi alemce malumdur ki az bir yani bir adet ya bir sigara adeti. Ya adam içmeden duramaz mesela bir küçük bir adeti. E şimdi hangi güçle kaldıracaklar ki insanlardan bunu kaldırabilir misin? Asıl saadetten önce o vahşi insanların öyle acayip pis adetleri vardı ki onları kaldırmak mümkün mü? Bir adeti kaldırmak veya zelil, miskin bir tayfenin yani bir de laf dinlemiyor ya bedevi. Şimdi de böyle gittiğiniz zaman Afrika'da safari gibi yani insan demek için zor ya çırıp çıplak vahşi insan ama insana özellikleri yok. Şimdi bunları alacaksın aleme reis yapacaksın terbiyede nümune yapacaksın adalette nümune imtisal yapacaksın. Yani sanki İstanbul hukuk fakültesini bitirmiş Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Hukuk mu bitirmiş? Ama daha iyi hukuk. Hukukçuların babası. Dahi Harp, Hazreti Ali, Amr bin As vesaire, Şehalit bin Velid. Sanki İstanbul Levent'teki Harp Akademisi'ni bitirmiş. Amr bin As sanki Ankara siyasalı bitirmiş. Ya nasıl oluyor ya? Hepsi de Kur'an okumuş. Yani Harp ustadı Kur'an okumuş. Adaletin ustadı Kur'an okumuş. Nasıl bir eser ya? Kadın okuyor terbiye oluyor. Erkek okuyor terbiye oluyor. Çocuk okuyor terbiye oluyor. Yaşlısı okuyor terbiye oluyor. Hastası okuyor rahatlıyor. Ölüm anında sekirattakilere okuyorsun rahatlıyor. Ben hoca olduğum için Almanya'da buralarda dolaşıyorum biliyorsunuz camilerde. Tabii ki sekiratta olanlar veya ona doğru gidenler camiden beni alıyorlar. Bu sohbetten sonra. Gidiyorum hasta yatıyor. Öyle bir nefes alıyorlar ki şöyle ölüme yakın. Yapamıyorum ha. Yani nefesi. Uzun bir nefes veriş. Sen arasına 3 defa nefes alırsın. Böyle.
böyle ağlıyor dağılıyor uzun. Şimdi ona gidiyorsun, yatıyor. Babaanne diyor, hiç unutmuyorum yine. Hoca efendi geldi diyor. Nefes alıyor. Okuyayım mı diyorum. May zemzem gibi geliyor. Ben ona şey yapsam şimdi, tarih öğretmeniymiş o kadın. Kadın tarih öğretmeniymiş Türkiye'de. Dedim ki, desem, babaanne, ulan Bizans tarihini bir okuyayım, rahat edersin. Ama yo yo yo, rahatsız olursun. Osmanlı tarihini okuyayım. Can çekişirken o tarihe çok ömür verdin ya, tarih okuyayım da rahatlarsın. Kabul eder mi? Kur'an oku der, kardeşim dalga mı geçiyorsun sen benim? Kur'an oku der. Okuyorsun böyle, nasıl bir kitap? Bak aynı ayet, ölüm anındaki kadına may zemzem geliyor. Cinli hastalara okuyorsun, rahatlıyor. Aynı ayet fiziğe örnek oluyor, fizikçiye. Aynı ayet pedagoglara terbiye malzemesi oluyor. Aynı ayet yani rahatlatıyor, aynı ayet kabirde nur ve gıda oluyor. Aynı o ayet haşir meydanında senet ve berat oluyor. Aynı o ayet Sırat Köprüsü'nde Burak oluyor. Geçme vasıtası oluyor. Hidayet yani. O ayet cennet hakikat oluyor. Nasıl bir şeyse ben de anlamadım işte ya. Aynı o ayet. Ve çok zahmetleri bağlıdır. Şimdi mesela bir insanda bir ahlaki kaldırmak. Kaldır hadi çocuğuna. Oğlum şunu ver diyorsun suyu. Şöyle yapıyor. Omuzu sallıyor. Ne verecek yani? Ya bu insanlarda, yaşlı insan, bu ahlakı kaldıracaksın, temiz bir ahlak koyacaksın ya. Normal bir adam mı ya? Nasıl bir adam ben de anlamıyorum yani. Bir bakıyor adam hidayete geliyor ya. Ulan bir adam beni bakıyor, benden yol değiştiriyor ya. Yol değiştiriyor. Fesubhanallah ya. Müslüman ya. Müslüman Müslümandan nefret ediyor. Şu vakaya bak yani. Yani... Ona baktığı zaman gelmiş Abdullah İbni Selam, bakmış Sima'ya, vallahi bu Sima'da yalan olmaz diyor. Müslüman oluyor. Daha konuşmadan ha. Nasıl bir şey ya, ben anlamıyorum ki ya. Ya bu ne biçim insan ya. Her tarafım buram buram hidayet kokuyor ya. Bak bir tanesi, beni etkileyenlerden bir tanesini söyleyeyim. Bir Yahudi çocuğununla arkadaş olmuş. Biz ne yaparız? Çocukla arkadaş olmak. Bir de Yahudi çocuğu. Ve belirli zaman onunla geçiriyor peygamber. Ömründen bir zaman veriyor o çocuğa. Arkadaş oluyorlar. Çocukla buluşuyorlarmış her gün. Bir gün buluşacakları yerde yokmuş. Sormuş, niçin gelmedi? Matem tutuyormuş dediler. Yahudiler matem tutarlar. Niye? En çok sevdiği kuşu vefat etmiş. Onu kapatsın telefonu. Şimdi matem tutuyormuş. Neyi matem tutuyor dedi. Kuşu vefat etmiş. Bu fahri kainat, serveri mevcudat, Allah'ın en çok sevdiği insan, uğruna yaratılan şu kainat insanı kalkıyor bir Yahudinin çocuğunun ki kuşunun vefatının matemine başsağlığı dilemek için evine gidiyor. Ulan hangimiz giderdik? Adam kuşu ölmüş. Defterimde mi yani? Adam kuşu ölmüş. Annesi ölmüş, babası ölmüş, cenazesine gitmiyor. Denk gelirse kaybolur ya. Ne der diye gidiyoruz ya çoğunlukla. Ne derler diye üniversite okuduk. Ne derler diye araba alıyoruz. Ne derler diye giyinip yiyoruz. Öyle değil çoğumuz. Şimdi annesine babasına gitmiyoruz. Çocuğun kuşu vefat etmiş, taziyeye gidiyor. Gitti kapıya vuruyor. Buyurun dedi. Ya Muhammed, ya Resulullah demiyor. Yahudi'ye iman etmemiş. Ben dedi, şey, o benim çocuğum diyor. Şaşırdı adam. Ya kuşu ölmüş dedi. Dertli tasası var, sıkıntısı var. Onu taziye etmek istiyorum demiş. İnanmamış yani. Hakikaten inanacak şey değil ki. Sen tanıyor musun ya Muhammed'ciğim? Tabii arkadaşımdır diyor. Dostuz biz onunla diyor. Çocuk hemen geliyor sesi duyunca. Hemen sarılıyorlar. Üzüldüğünü ifade ediyor peygamber.
dönüyor diyor ki Yahudi, ya Muhammed sen bu çocuğa bu şey için mi geldin? Bütün kainat uğruna sağ ve canını verecek bir insan geliyor bir, evet dedi. Diyor ki vallahi senin Allah'ına yemin ederim ki bir çocuğun kalbini ve aklını bu sıkıntıda ortak olup o sıkıntısını def etmek için bu kibar ve nazik davranışını ancak peygamber yapar. Sana iman ediyorum ya Muhammed diyor. Adam iman ediyor. Bu çocuğun aklını diyor ve kalbindeki tasayı, bu yani çok üzülmüş. Matem tutuyorlarmış 3 gün. Bunu kaldırabilecek nazik, latif, kibar bir ancak insan olabilir. Çünkü çocuk bu. Onu o zamanda bile yalnız bırakmayan bir ahlak sahibi. Bu nasıl bir ahlak ya? Şimdi o seni haşirde bırakır mı ya? Böyle bir şefiğin var. Böyle bir şefaatçi bekliyor. Yeter ki sen ona ihanet etme. Yapamasan bile kasten ihanet etme davana. Yapamasan bile yapamıyorum de. Adam gibi adam olmak lazım. İhanet etmeyeceksin daha. İhanet çok ağır bir şeydir. İhanet kusur değil. İhanet kimliğinden çıkmaktır. İhanet kimliğini inkar etmektir. İhanet içsel çöküntüdür. İhanet başka bir şahsiyet giymektir. Çok acayip. Zelil, miskin bir tayfenin. Onun için o söyledim. Zelil, miskin bir tayfe ya, bir çocuk ya. Tabii cüz-i zayıf huylarını ref etmek. Yani o sıkıntısını, basit bir şeysini ortadan kaldırmak. Büyük bir hükümdara az, uzun bir zamanda bile çok zahmetlere bağlıdır. Yani böyle basit bir adamın, basit bir davranışını kaldırmak, yerine güzel huylar koymak, büyük bir adamın büyük bir gayretle ve uzun bir zaman vermesiyle mümkün. Acaba hakim olmamakla beraber, peygamber hakim miydi peki? Reis miydi? Yok. Aşiret lideri miydi? Yok. Zengin miydi? Yok. Mafya babası mıydı? Yok. Despot muydu? Yok. Nasıl hakim olacaksın kardeşim? Paran var mı? Yok. Dayın var mı? Yok. Kral mısın? Yok. Ne özelliğin var kardeşim? Nasıl insanlara nüfuz edeceksin? Ne özelliğin var? Şimdi adam bir Müslümanın sohbetine giderken şöyle soruyor. Kim bu? Kimle beraber, kimle çalışıyor? Hangi dayının yanında? Dayıyı kastettiğimi anlayın. Çok tuhaf ya. Kürsüye çıkıyoruz. Kürsüye çıkıyorum camide. Anlatıyorum. Vay be. Oldu ya. İndim. Hocam dedi ya. Ne güzel bir şeydi dedi ya. Ne güzel bir hakikattı dedi ya. Yani mesela bir tanesini söyleyeyim o cümleden. Peygamber aleyhissalatü vesselam çıktığı zaman kılınç kullanmadı. İlim kullandı. Mübareze edin diyor. O ki yanlışım ben. Onlar kalem yerine kılıncı çıkarttılar. Bu da mukabele edilemeyeceğini gösteriyor. Tamam. Mübarezeyi bil hurufa muktedir olamadıkları zaman mübarezi bir suhufa, yani kılınçla mübarez etmeye tercih ettiler. Bu da acziyetini gösteriyor. Neyse bununla ait cümleleri söyledim. Ya hocam dedi ne acayip bir şey cemaattan ya. O kadar hoşuna. Ya dedi ben çok etkilendim dedi. Aynı ha bu hayretler içinde adam. Sonra ya dedi bu senin fikrin değil tabii. Değil dedim. Ya kaynağını söyle ben de alayım. Bediüzzaman Said Tursi Hazretleri'nin eserleri. İnan sanki 500'de gidip duvara çarpıyormuş gibi. Öyle miyim falan dedi. Kafayı çevirmiş ya. Ulan bir Müslüman bu ya. Bediüzzaman Hazretleri Müslümandır. Yahudi alimi değil ki Müslümandır ya. Sanki duvara çarpmış. Ya öyle mi ya falan. Görüşürüz hocam. İyi günler hocam. Bu ahlaka bak ya. Şimdi niçin yaptım? Kıyas et. Bu bir Müslüman bir Kur'an'daki bir hakikati almaya tahammülü yok. Ne etiketten dolayı? Şimdi asıl saadetteki o vahşileri düşün. Kızını gömerken ya para elinden düşüyor. Kibrinden dolayı eğilip almayan insanı düşün.
Ayakkabısı, papucu ayağına çıkıyor. Eğilip düzeltmiyor. Çıkıyorsun, çıkıyorsun. Allah bilmem neyini versin, çıkmasaydın diyor. Yani gururundan eğilmiyor ya, ben hikaye anlatmıyorum. Altın elinden düşüyor, almıyor. Şimdi altın değil, biz büfeden bir alışveriş yaptığımız zaman para var ya para, 5 sent. Elimizden düşse tırrrrt 3-5 metre gitse gideriz, 3-5 metre gideriz, eğiliriz, kalkarız. 2-3-5 metrede geliriz, dururuz. Al sabah, al sana sabah namazının farzı. Sabah namazına da bu kadar efor, bu kadar zaman, bu kadar hareket harcıyorsun ya. Sabah namazı kılınacak kadar zaman. Yani 5 sent, 10 sent, yani elinden çıktığı zaman tırrrrt 3-4 metre gitti, yuvarlandı. Allah Allah bilmem ne iniyor, sen almıyorum lan seni. Biliyor musun? Doğrusu budur ama değil mi? Ha? Almak lazım da. Hı. Kibir olur yoksa. Yoksa kibir olur. Peki. Şimdi diyorsun ki bunu oraya koydun, tamam mı? 3-5 metre gittin. Eğil, al. Kalk, geriye dön. Daha sabah namazını 2 rekat işte. O para kadar değer verseydik sabah namazına, sabah namazına da kalkardık. Maalesef acı ama doğru. Değer veremiyoruz. İşte böyle bir toplumu nasıl terbiye ediyorsun ya? Yani kuralların içine sokuyorsun. Ya eğilmiyor adam, eğilmiyor, parayı almıyor. Kibrinden bu adama secde yaptıracaksın. Vay be. Az bir zamanda nihayet derecede adetlerine mutasip. Adetlerine mutasip. İnatçı. Arap kadar biliyorsunuz değil mi? Araplar ne kadar inatçıdır. Mutasip ve kesetli bir kavimde. Bir de birbirine girmiş kavim var. Yani grup grup, kavim kavim, kabile kabile. Adamın bir tanesinin sözüyle kavimler birbirine girip savaş yapıyor. Bir kavimde ruhsu ve kuvvet peyda etmiş olan adetlerini ref. Yani yapa yapa kalplerine mal olmuş. Böyle adetleri ref edeceksin. Kaldıracaksın. Ve kalplerde istikrar peyda eden, yani kalplerde artık karar olmuş, kalpleri siyahlaşmış eden ve zamanlarca devam ve istimrar eden ahlaklarını terk ettiren, yani kalplerine o kadar girmiş ki kalplerine oturmuş ve karakter olmuş, onları terk ettirmek. Hem yerlerine gayet yüksek adetleri, güzel ahlakları tesis eden bir zat harikulade olmaz mı? Yani o ahlakları tesis etmek harikulade olmaz mı? Burada kesiyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tüm selavat.